gelmişim, yüzümü batıya dönmüşüm. Ne özümden ne anamdan vazgeçemem halayından. Yakın doğudan gelmişim, yüzümü batıya dönmüşüm. Ne özümden ne anamdan vazgeçemem halayından. Yakın doğudan gelmişim, yüzümü batıya dönmüşüm. Ne özümden bu ne anamdan vazgeçemem halayından. Geldik analım olduk hey. Her gün yaparım özellik bir destek ol. Beyona tabii ki gezerim düzenli. Nişan dışı beni ve ona. Her gün yaparım özellik bir destek ol. Beyona tabii ki gezerim düzenli. Nişan dışı beni ve ona. Geldik analı olduk hey. Umamamamamay. İstanbul bizde geldik analı olduk hey. Biraz üzüm salın lütfen yahu. Fransız üzüm susudur, yıllanmış. Sağ olun. Biz hepimiz ayrancıyız. Hatta o an boğma ayran yeni serisem. Siz üzüm sudan ne anlarsınız ki? Ya bebeğim, enerjim düştü benim yani. Haluk'cum yavaş, adam bana bakıyor. Oturduğundan beri başka bir yere bakmadı ki. Yani var ya, error verdi adam, error. Valla hepsini duymuşum ha. Fırat, ben abini insan zannediyordum. Evet, ilkinden hem de. Efendim şöyle söyleyeyim. Benim kulağımda çekiçle üzengi yoktur. Aldırmışım. Zaten mantıklı düşündüğüm vakit, ya bir çekiçle bir üzenginin ulan kulakta işi nedir, öyle değil mi? İşte onları aldırınca kulak rahatladı, her şeyi duyuyor tabii. O bir tek örsü bırakmışım, o da niye? Çünkü biz örslerine, adetlerine bağlı bir aileyiz. Ay bunlar şaka mı Kadim? Ya şaka gibi ama gerçek değil mi? Evet, eğer aperatiflerimizi bitirdiysek yemeğe geçebiliriz değil mi? Aramızda fakir de olmadığına göre şöyle bir zengin kalkışı yapalım. Ama geçen hafta yapmıştık daha Kadimciğim. Ama hala zenginiz bizden, ne yapalım? Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Hadi kalkalım o zaman, ne yapalım? Buyurun. yalnız başlamadan altyazısız direkt ben söyleyeyim. Bu programda ürün yerleştirme vardır. Ve işte ürünlerimiz. Deniz mahsullü linguini. Somon salatası. Peynir fondü. Ve yengeç bacağı. Hadi afiyet olsun. buyurunuz efendim. Bon appétit. Estağfurullah, ben apati. Tok geldik demeyin, rica ederim lütfen. Yani birbirinden pahalı yemekleri yemezseniz arkanızdan ağlamaz, ulusal yas ilan ederler vallahi. Yani bir lordun sofrasında ne varsa burada da o var yahu. De haydi afiyet be, hadi. Kabuğun içindekini yiyeceksin, al mı içindekini? Heh, vitamini kabuğundadır. Öyle değil. Ne? Bu nedir böyle, hepsi böcektir ya? Vallahi ben dayanamayacağım ha. Ne yaptın? Bak ne getirdim için. Vallahi Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi anam bacım, kusura bakmayın.
Bunların hepsi bana dokunuyor, hep azgımı yanıma getiriyorum. Çünkü bu deniz mahsulleri bende alerjik yapıyor. Ha, ben denizden babam çıksa tanımam. Biz daha çok büyük ve küçük baş hayvanlarla besleniyoruz. He, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve gergin oluyor. Ha, bitki örtüsü de kullanmıyoruz. Damda yatıyoruz, ferahtır. Abi ne yapıyor şu an Fırat? Gülüyor. Abi güzel mi? Hayatım, ben sana daha sonra anlatacağım. Yersin Lav Hanım. Almayayım Mersin. Cücük ama. Teşekkürler Canı Bey. Reflüm var da. Evet. Benim moodum düştü. Down oldum yani. Benim başım dönüyor, tansiyonum düştü. İyi değilim ben. Kültür şoku verin bana. Ece sakin hayatım. Ay yok yok. Bak Çağdaş Yaşamı Koruma Derneği'ni çağırın. Muhasır Medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorum. Nereden çıkılıyor buradan? Bu taraftan hayatım. Hey, hizmetçi olmak kolay değil. He ya, yaşı da var. Hizmetçi mi? Kadim Bey, size bahsettiğim konu idare ederseniz. Evet, tamam, tamam. Hey, tamam, tamam. Adam ayı, inek, öküz, hayvan ya. Siz de mi hayvan seversiniz? Valla ben de hayvan severim. Ama hiçbir hayvanı ayırt etmem, hepsini yerim. Bir tek domuz yemiyorum çünkü günahtır. Yani domuza değil, bize günahtır dine. Duyuyorum, örslerime bağlıyım demiştim. Cano! Cano geçti mi? O da geçti Cano. Ben gerçekten dayanamıyorum. Benim acilen böyle bir espresso cappuccino Amerikano falan içmem lazım. Tamam, sakin ol. Ya sakinim, çok sakinim ben gerçekten. Sakinim, çok sakinim, gayet sakinim. Bak benim spa'ya gitmeye ihtiyacım var. Pilates'e, yoga'ya ihtiyacım var Fırat. Ne bileyim, caz çal, golf oyna, postmodern ol. 21. yüzyılı hatırlat bana ne olur. Tamam hayatım, tamam. Sakin ol bir tanem. Per favore, tesoro. Yes, tiamo. Yes my love, talk to me. Yes. Ti amo, ti amo, ti amo. Espresso alır mıydınız? Yok anam, espresso olmasına gerek yoktur. Bir acı kahve bize yeter. Ya deminden beri düşünmüşüm fakat çıkartamamışım. Lalanını, anasını, babasını hepsini anladım ama sen kimsiniz ya? Kızımın sevgilisi. Geniş bir aile. Hayallerim, aşkım ve ben. Haydi lan. Ulan bana bela, şaka yapma. Hanımefendi, eşiniz mi? Benziyoruz. Ağamın eşi benzeri yoktur. Kendisi nevi şahsına münhasır bir şahsiyet. Hayır, evli misiniz yani? Ha. Eş diye karıya diyor. Ha. Yok ya, karım değildir. Boşum ben. Yani anam bizi öyle imam nikahıyla evlendirmiş. O da ben uyurken ha. Ya vallahi o kadar güzel uyuyordu, kıyamamışım uyandırmaya. Gece hala uyuyor ama. Ya ana, sen mecbursun benim özel hayatımı herkesin ortasında konuşmaya. Benim işim ne hanım kardeşim? 27 tane benzin istasyonu yapmışım. 12 tane AVM açmışım. Canoğlu May Resort'lar kurmuşum. Hala cinsellik. Bu ne yok? Mal varlığınız mı bu? Bir kısım. 10. katta bahçe olur mu demişler. Ben yapmışım, olmuş. Çam bile dikti. Bu kadar mıydı? Hayatım, annemler gelir şimdi. Bu ön avans olsun, sonra ben seni klinikte falan sıkıştırırım. Ne diyorsun sen ya? Canım, tartışmayalım bunu, ne olur. Bak, beraber yaşıyoruz, mini etek giyiyorsun. Ne yani, giymeyeyim mi? Hayır, giy, giy tabii. Karışır mıyım hiç? Ama annem senin gibi bir kadına beraber yaşadığımı duysa vallahi kalbine iner kadının, felç olur. Allah korusun ya, annem o benim. Benim gibi kadın ne demek Fırat? Ya hafif işte. Ne? Ağır ol Fırat. Hayatım, anneme göre, bana göre gayet ağırsın. Aa, yani ben ağır sıkıcı biri miyim? Öyle mi? Sen çok hızlısın, ben sana yetişemiyorum yani. Ya Ece, bana göre dört dörtlük, fevkaladenin fevkinde bir kadınsın. Ama anneme göre allade ve hafifsin, hepsi bu. Çok mersi, iltifat ediyorsun Fırat. Dur dur, açma, açma ne olur açma. Bak, annemler gelir şimdi, lütfen hayatım. Hadi toplayalım şu yatağı bir an önce. Ya delireceğim ya. Merhaba. Gerçekten delireceğim. Buna cevap veremiyorum. Tatildeyiz ve 3 ay yokuz. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakırsanız size en uzun zamanda döneriz. Fırat, senin sesindir kurbanı. Kız sider oradasın. Kavuştun Fırat'a.
niye değiştirdin sen ten sekreteri? Canım senin annenler böyle sürpriz yapıp gelmek istiyorlar ya. Yani annemler buradayken hiç kaldıramayacağım bu karşılaşmayı şimdi. Ya Fırat, annem memlekete bizim buranın telefon numarasını vermiş. Farkında mısın? Yerleşti buraya. Saçmalama hayatım. Gider birkaç güne. Gel canım, kahveleri servis et. Efendim, blur almazsınız. Kendinden mozaikli. Teşekkür ederim. Ben Küba blur'u kullanıyorum. İyi, afiyet olsun. Ben de zaten dudak tırıya keseyim, öyle takılıyorum. Hadi, sağ ol, var ol, nurum. Çocuk istiyor musunuz? Bunda bu yapamıyor. La havle ve la. İnşallah kısmet Fırat'ıma. Fırat'a da tam bu konuyu açacaktık ama bu büyük ayı geldi. İnşallah dua ediyorum. Allah Fırat'ıma bir evlat versin. Erkek olursa adını Şivan, erkek olursa adını Civan koyayım ya Rabbi. Kız olursa? Kız olmaz. Bize erkek lazımdır. Yo, bakmayın Allah aşkına siz anama ya. Hem çocuk istiyor, hem de beni bununla baş göz ediyor ya. Yo, şimdi Allah'ın aşkına. Şimdi bu kadınsa... Yo, Lal Hanım, o la baş melektir. Öyle değil mi? Hani... Yo, ben ürküyorum ya. Vallahi gerçekten ürküyorum ya. Sen hayatında hiç öpüşebilmiş misin Rukiye? He? Bazı denemelerim olmuştur. Ya de haydi ya. Biliyoruz o deneme. Biliyoruz. Valla son bayramda anamın elini öpeceğim diye ısırmış kadını hastaneye zor yetiştirmişiz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah herkesin 20 yaş dişini buraya koymuş, bununkini koymuş buraya. Valla bununki 20 de değil, 40 yaş dişini. Canım, ben sabırlı bir kadınım ha. Ya de haydi ya. Ya hele şunun benine bak, benine. Valla bununki ben değil, bizdir. Bütün aile bunun içinde toplamış ya, sülale boyu ben. Cano, yeminle ben çok sabırlı bir kadınım ha. Ya de haydi ya, başlayacağım sana da sabrına da ya. Tut beni, beni! İnşallah! Ay ben nereye gideyim Allah'ım? Ay Kadir'e o deyken! Hanımefendi sakin olun. Ay benim duygularımı kaybettiler! Benim duygularımı kaybettiler! Benim duygularımı kaybettiler! Kullanmış bir mendil gibi fırlatıp atmışlar beni! Ay havara hadi! He yenge! Efendim, yemek için teşekkür ederiz. Kendinize iyi davranın, kendinizi dövmeyin. Ey yürü lan diyar! Baba acıyor. E çünkü vuruyorum. Ya, haydi şunu götürün ya, rezil etmiş bizi keçi keçi. Haydi, haydi. Haydi aç kapıyı, aç kapıyı. Yürü, 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 yürü. Haydi, haydi. Anam siz de merak etmeyin, bu arada böyle yapıyorum. Haydi hayırlı geceler. Otobüs kalkıyor, Mardin yolcuları kalmasın. Kardır gözüm. Sen otobüs şoförüsün. Ya Haluk'cum şey dedi, toplu taşımaya dikkat çekmek istedi herhalde değil mi? Trafik için çok kolay oluyor böylesi. Tabii de mesela bizle beraber bir yere giderken tek tek jeeplerimiz yerine birimizin jeepinde toplanıyoruz. Ne? Benim adamlarım da toplu taşıma kullanıyorlar. Sadece toplu taşıma da değil. Toplu konut, toplu alışveriş, toplu aile mezarlığı bile yapıyorlar. Böyle yatıyorsun kıbleye doğru güzelce. Varsa kardeşlerin, anan baban, onlarla birlikte hep beraber yatıyorsunuz. Misal bazen üst üste gömüldüğü de oluyor. Yani sen ölüyorsun mesela Haluk'cığım. Ondan sonra senin üstüne bir başkası daha gömülüyor. Bir başka daha. Bir bakmışsın senin aile toprağın altında böyle dikine büyümüş. En altta da sen kalmışsın Haluk. Allah'ın işi. İşte o toprak bir çiçek verecek.
ve o çiçeğin üzerine bir arı konacak. İşte o arı ben olacağım eşkıya. Ben ölünce gömülmeyeceğim. Yakılmak istiyorum. Ben yakarım. Komşu komşunun külüne muhtaç, öyle değil mi? Sen benim dediklerimi müstakbel rahmetliye tercüme edersin Lav Hanım. Haydi. Şey var, la majördür bu eser. Yok ola, telefondur Baran Ağa. Zaten bu hem tonum değil. Aşiretin ileri gelenleri buyurun. For English deal seven. Yo, benim, Sidar. Ha, Sidar anadır. Oo, aç, hoparlörünü aç. Sidar ana, speaker'ı açmışım, herkes sesini duyuyor burada. Selam aleyküm bağla. Valla demişim, Firaz'ın burada görüştüğü, konuştuğu bir kız var mıdır diye. Ama valla yoktur. İki tane hizmetçisi vardır. Ama onlarla evlenmesine valla yakışık almasa. Şüphesiz senin farkı sorun olur. Bir proleter ile Bejuva'nın ilişkisi sağlıklı değildir. Ben de öyle tahmin etmişim ama ne yapacağız? Kimle evlendireceğim ben bu oğlanı ya? Şimdi sakin olalım ve büyük resmi görelim. Canı çocuk yapamıyor. Aşirete de bir torun gel. Torun içinde Sidar'a sağlıklı bir oğul gerek. Oğul içine bir kadın gerek, kadın içine bir bebek gerek. Yani Fırat'a karı gerek. Öyle de özetlenebilir tabii. İşte ben de onu diyorum. Ne yapacağız ağalar? Ola benim aklımda bir fikir var. Gel bu yana fıstığım. Gitme, yat yakın. Çocuklar verelim soy ağacımıza dal o dal. Gidip diyelim aşirete, alın size çocuk, ol. Olalım seninle. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Cano ile La. Nasıl? Bende tatlı çıkıyor. Sen nasıl buldun ulan? He? Yürü git! Terbiyesiz. Sen ne anlarsın sanattan? Ne oldu? Hani yeteneksizdiniz? Terbiyesiz. Yok aşkım tatlışka gel aşkım gel. Ya ben sana kızar mıyım hiç öyle ya? Sana değil uyum. Oy tatlışka. Ya kızım o gülümsemesi ne kadar şirindir ya. Ağam! Mırdoğan! Sus! Ağam içiyorsun. Ya karaciğerine yazık. Bu kadar ayran fazla. Ya ne yapayım? Kendime efkarlanmışım Merdan. Duygularımı biraz kağıda dökmüşüm ya. Memleket haseti koyuyor ya. Bu İstanbul'u ben de çok yadırgamışım. İstanbul'a yazmışsın. Ne diyor Yılmaz Erdoğan? Ben seninle Van'daki bir kahvaltı salonunda karşılaşma ihtimalini sevdim. Ey İstanbul! Van'da. Ha, ihtimal diyor zaten oğlum, kesin bir şey yok. Sen bunu tweet at ha. Bastın ağa. Cana Derek Von imzamı da koy. Bastın ağa. Haydi. Hah, bitti. Tam böyledir değil mi Fatih ağa? Allah senden razı olsun Fatih ağa. Önüm değil, lazım ha. Şimdi seni bir okuyup bakayım, olmuş mu bu? Hele bakayım Şivan. Buyur Baran ağa. İstanbul'da ikamet etmekte olan değerli ve kıymetli Mardin kızları. Derik Van sülalesinden Fırat Derik Van, helal süt emmiş bir memleket kızıyla evlendirilecektir. İlgilenenlerin bir boy, bir portre fotoğrafıyla birlikte aşağıdaki adrese müracaatı gerekmektedir.
Tamam, süper. Yarışmada üç güzele de ödül veririz. Mardinli kızların ilgisini çekecek şeyler. Ha, mesela Gercüş güzeline mumbar ve sembüsek. Değil mi? Hasankeyf güzeline bir tepsi kaburga dolması. Ha? Tabii Miss Mardin'e de Fırat Delikvan'la evlendirmek. Ben size jüri de ayarlarım. Hoy Allah senden razı olsun Fatiha. Ben bunu hemen sosyal medyada paylaşayım. Sabah yarışmayı yaparsınız. De haydi hayırlı geceler ağalar. Tatlı rüyalar Sidar ana. Tatlı rüya nedir? Allah Allah. Bir de bu çıktı başıma. Bir soğuk ayranımızı içmezsin Fatiha ağa. Sağ ol hayatım, almayayım, sağ olasın. Bu işi de çözdük. Şimdi kendi eğlencemize bakalım. Değil mi efendim? Şu gıygıları da kaldırın. Bunlar ne ya? Hadi biz kendi avımıza dönelim. Hadi gülüm, hadi. Ne demek Fatihciğim? Asker arkadaşı kırılır mı yahu? Eski günlerin hatırına zevk ile. Şivan hele bir doğu ver bana. Buyur. Son 2, 3, 4 maestro. Hoş geldin ya yüreğime. Boş ver be. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. Abi kusura bakma, hazırlıksız yakalandım. Yani yatak odasını annem, giyinme odasını kızlar alınca bize de burası kaldı. Diğer oda da depo çünkü. Abi o çanta ne? Bu yangında ilk kurtarılacaktır. Boz evraktır. İyi mi hadi? Hadi tatlı rüyalar. Tatlı rüya nedir oğlum? Hangi rüya tatlıdır, hangi rüya acıdır mesela? Ya iyice manyak olmuşsun Fransız ya. Neyse abi, hadi iyi geceler. Sen orada yatarsın, ben de şu bençte kıvrılırım işte. Benç? Pencuse diyorsun ha? Ulan aferin bak, unutmamışsın memleketi. De haydi haydi. Bu gece burada idare ederim. Sonra senin depoyu boşaltırız, kendimize bir oda yaparız. Yok canım, değmez birkaç gün için şimdi. Abi siz ne zaman döneceksiniz? Ulan anamız ne zaman dönerse, nasıl bırakayım onu? O ne zaman dönecek? Sen çocuk yapınca. Ne? Oğlum seninle bozmuş kafayı. Seni evlendirmeye gelmiş. Yok artık. Vallahi var artık. Abi sen niye yapmıyorsun çocuk? Canım ben korunuyorum. Nasıl? Ne bileyim, bu Rukiye manyaktır. Ne yapacağı belli olmuyor. Bazen kapıyı kilitliyorum. Altına böyle sandık yaslıyorum. Bazen merdanı nöbete dikiyorum. Bazen de vallahi kaçıyorum. Öyle bir kovalıyor ki çılgın kadındır ya. Abi sen evli değil misin o kadınla ya? Karın o senin. Sen niye korunuyorsun ki? Ulan ne evlisi ulan? Ulan ben uyurken imam gelmiş, bize imam nikahı yapmış. Her gece garanti olsun diye de 3 kez boş ol, boş ol, boş ol diyorum, öyle yatıyor. Hiç öyle evlilik mevlilik yok. Abi ben nasıl yapayım çocuk ya? Ben evli değilim ki, karım bile yok benim. Hem abi sen büyüksün. Ne olur gözünü seveyim. Gel şu aşireti de kendin de beni de kurtar, kurban olayım. Ne olur yap bir çocuk Rukiye'den, sonra yine ayrılırsın. Ya sen ne dediğinin farkında mısın oğlum? Rukiye'den çocuk yapacağım ha? Yani bana diyorsun ki dünya barışını tehlikeye at. Ya de haydi Fırat ya. Vallahi zaten yeterince kirli olan bu dünyaya bir çocuk da ben Rukiye'den veremem. De haydi tatlı rüyalar. Gel tatlış bu gel. Gör aşkım gel. Haydi tatlı rüyalar. Tatlı rüya nedir? Şunu alsana. Bye. Bye.
Ay bu senindir. Evet benim. Ah canım. Benim halamın kızın da doğuştan bir ayağı yamuktu. Doktor ona da böyle acayip acayip ayakkabılar vermişti. Allah acil şifa versin. Yaz. O ne öyle? Uyku tülbentidir. Ay artık şaşırmaktan cümle kuramıyorum ya. Vallahi kuramıyorum. Kalk. Otur. Parti ver. Havla. Bir şey yap ama ya. Baba. He. Hani diyorlardı bu küçük eğitimlidir. Hiç dinlemiyor. O eğitimli. Sen eğitimsiz. Ondan dinlemiyor. Haydi. Götür kapat şu köpeği. Önüne de barikat kur. Ha, doğru söylüyorsun. Gece bir şey yapar. Belli olmaz bunu. O bir şey yapmaz. Sen bir şey yaparsın. Eğitimli olan o. Hep yüklen baba, hemen hep yüklen. Vallahi günahım ya. Oğlum, köpek seni ısırsa kime nesi? Ama sen köpeği ısırırsan işte o zaman haberdir. Geç lan git sen de yerine. De hadi geç. Heh, vallahi bu sefer dinledin. Elli sefer sana söylemişim. Bu ne oğlum? Yatağın başucuna elektronik alet konmaz. Sen beni öldüreceksin. Ha? Radyasyonla mı zehirleyeceksin beni? Şerefsiz! Vallahi şekeri tuttu. Baba dayan, ilacını getirdim. Aha! Burayı Bluetooth'u da açık. Oğlum sen salak mısın? Anası kılıklı. Ha? Bunlar hep manyetik olan. Babanı dinlemiyorsan bari İsviçreli bilim adamlarını dinle. Adamlar zıpır televizyona çıkıp bunları anlatıyor. He baba he. Şu ilacını al kurban olayım. Al yat söz kimse seni rahatsız etmeyecek. Vallahi milleti uyandıracaksın ha. Kapat ulan şu Bluetooth'u. Tamam babacığım ver sen onu. Al. He. Tamam. Tamam baba. Hay aklımı seveyim ya. Allah'tan bunu yanıma almışım. Yoksa bu kimseyi uyutmaz. İçerisi epey havalandı. Artık geçebiliriz. Eh hadi madem. Oo, 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 oo. Buram buram Anadolu kokusu birden dengemi sarstı ya. Ya bana da müsaade. Benim kulüpte private party var. Yani yetişeyim de artık oradakiler de beni merak etmesin yani. Ha? Dikkatli git babacığım, usludur. Ya merak etme babum ya, merak etme. Sizler bunlarla nasıl komşuluk edeceksiniz? Ben onu merak ediyorum. Bugün yarın giderler canım. Ziyaret için gelmişler. Hayırlı geceler. Size de evlat. Tatlı rüyalar. Heh. Tatlı rüya nedir? Hayırlı geceler. Neyin kafasını yaşıyor bunlar ya? You can call me in a particular time, Mr. Hakim. Fakat durum böyle. Yapacak bir şey, nothing. Siz delirdiniz mi ya? Şirket aniden nasıl batar? Amerika büyük kriz. Türkiye'de sıçradı bu. Sizin için ne yazık. Buradaki şirketiniz batarsa her şey biter. Sizin yüzünüzde ne varsa ipotek edip kurduk bu şirketi. You know that? Ki ne yapacağız? Mr. Şamşula, say something! We need $25 million in a week. That's it. Otherwise you're gonna be fucked up in a week. Don't say that. Ya hadi babacığım ya. Bütün crossing ekibi bizi bekliyor. Kaçırmayalım şu motorları. Gerçi her türlü yakalarız ya.
Makina. Fena yani. Aa, babam telefona cevap vermiyor bunu ya. Toplantıda filandır. Hadi yürü hadi. Dur babacığım ya. Babam toplantıda bile açar mıyım telefonlarımı? Alo kızım. Ay baba merak ettim. Neredesin kızım ya? Dalmışım affedersin. Biz Haluk'la motokrosa gidiyoruz Kartepe'ye doğru. Belki sen de gelip kayak falan yapmak istersin ha? 25 milyon dolar bir haftada. Baba ne diyorsun kuzum ya? Ne 25 milyon doları? Ne? Big Boss. Jackpot mu yapmış yine? Baba sana diyorum. Ay baba bir şey söyler misin? Korkutuyorsun beni. İyi misin sen? İyi değilim kızım. Good morning everyone. Oh my God. Yanlış eve geldim ben. Ey! Ayakkabılarından basma. Daha evi yeri temizletmişim. Ama biz hep böyle. Bundan sonra böyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu daha başlangıçtır Nublu. Müdahaleye devam. Artık herkes terli kalacak ayağına. Duydun? Madem evde ayakkabıyla gezilecekti, terliğe ne gerek vardı? Madem terlikle dışarı çıkılacaktı, ayakkabıya ne gerek vardı? Deme, doğada her şeyin bir görevi vardı. Özür dilerim ama benim terlik yok yanımda. Kadaş almışım. Git kadaş giy ayağına. O helal sepetine al temizini, kirleneni atarsın harap sepetine. Bak, bu it de bundan sonra kadaşla gezecek evde. Kirli ayakla evde gezmek yok. Duydun? Eğer ki benim oğlum Firat bunu bu kadar sevmiyordu, bir gün tutmazdı bunu bu evde. Git bütün bunları kulağına bir bir söyle. Okey söylerim. Ha, haydi bakayım. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Aman annem seni görmeden eşyalarını alacak. Aman annem seni bilmesin Ece. Annemin kalbine inanacak. İdare et Ece. Fırat of. Arkadaş insan bir günde bir odaya nasıl bu kadar derinlemesine nüfus eder anlamıyorum ki ya. Zaten çamaşırlarımın yerinde şalvarlar var ya. Makyaj malzemelerim nerede? Nubla! Bir bakar mısın? İmareyim Nubla, ne oldu? Çabuk ol. Geldim, geldim. Nubla, Fatih. Anne. Ay benim kurbanım. Bak sabah da alışverişe gitmişiz ciletle. Evi adam etmişiz bir güzel. Vallahi Rukiye de yukarıda cilete yardım ediyor ha. Kurban oldum. Ay kurbanım bak ne güzel olmuş değil mi? Bak bak. Ay. Firat. İçeride neler oldu gördünüz? Gördüm ucundan. Bu ne böyle? Artık terlik ya da galoş istiyor hanım. Sinirlenmeyeceğim. Nublu malzemelerim nerede ha? Nereye koydun ya da hanım anne nereye koydu? Ay hiç bilmiyorum ki. Hemen ben bakacağım. O baktım oraya. Buraya da baktım. Babam battı. 25 milyon dolar da neymiş yahu? Yuh ve çüş ve hatta vattı fark yani. Hem de bir haftada. Ya benim gece kulübünün yıllık cirosu 10-15 milyon. Zaten geri kalan bütün parayı da Japonya'ya yatırdım yani. Bu sen ne diyorsun ya? Ya ben salon açıyorum ya. Benim salonda Japonlar yapıyor yani. Biz iyi bir hat gördüğümüzde ne diyoruz? Japonlar yapmış yani. Demiyor muyuz? İşte benim salonda Japonlar yapıyor. Görünce ne diyeceğiz? Japonlar yapmış yani. Şık hareket yani. Bu senden para isteyen mi oldu? Ben biliyorum zaten senin durumunu. Ay babacığım ya. Ne bileyim işte. Öyle bakınca sen... Ya bubu, nereye gidiyorsun ya? Bu babamın ofisine motor çakılıyla gidecek halim yok herhalde. E ne olacak yani? Marjinal olur, şık olur yani. Ya Amerikan başkanı bile askerlerle beyzbol oynuyor yani. Türkiye'deyiz babacığım. Tamam, ben burada bekliyorum seni. Bırakırım yani. Haluk'cum, merhabalar. Nasılsın? Her şey yolunda mı canım? Aha. Ay bugün barınağa gittim. Bir Amerikan kukuruyla, bir İtalyan setleri.
Aman nasıl tatlılar, nasıl tatlılar, anlatamam. Bir de aşık olmuşlar birbirlerine. Böyle kokuş kokuş, kokuş kokuş bir koklaşıyorlar. Vildan Hanım, battınız diyorum, battınız yani. Ne? Ne batması? Kadim Bey'in, yani sizin aile şirketi iflas etti. Ne diyorsun sen? Alpler tek ayak yok mu artık? Uludağ var yani. Las Vegas'ta rulet. Kıbrıs yani. Kan. Ibiza. Santorini'de yaz tatili yok mu? Yalova yani. Haluk'cum, şunu şuradan alabilir misin? Tabii. Çok teşekkürler. Çok. Mersi canım. Ya Vildan Hanım, şöyle uzansaydınız yani. Anne! Kraliçe! Bayıldı mı? Yok, şöyle uzandı. Bayılmış mı bu? Ya tokat atsana. Üflemek de neymiş yani? Tokat mı? Evet, Japonlar bayılınca tokat atar. Japonlar atmış yani. Olmaz, bu cildi yıpranır. Ya siz jet değil, roket sosyetesiniz yani. Anne, kraliçem. Hadi, hadi babama gidelim beraber ha. Kadim. 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 Anne abartma, ev temiz canım. Vallahi bu hizmetçilerin çok pistir Firat'ıma. Bak bak. Bu hizmetçinin çamaşır yıkadığı makinen restansıdır. Bak olmuş hep kireç. Ey! Bu da benimkidir. Bak pırıl pırıl. Söyle bana Firat'ım, kimi tercih ediyorsun? Hizmetçinin çamaşırını mı? Sidar'ın çamaşırını mı? He? Tabii ki seni anne. Ay! Kurban olduğum Firat'ım. Böyle diyeceğini biliyordum. Vallahi biliyordum ha. Anne reklam mı aldın sen? Yok almamışım. Vallahi yayındayız. İbrik kanallarına hep beraber gireceğiz reklama inşallah. Tamam bak güzel anneciğim benim. Sen fazla yorma kendini. Hem zaten ben sana zahmet olmasın diye odandaki vır zırvırların hepsini attım çöpe. Yani sen bir şey görmedin değil mi? Ne göreceğim Firat oğlum? Yok canım öyle ben. Seni rahatsız eden bir şey var mı diye sordum. Çantamda taşıdığım her şeyi çöpe atmış. Aynı ayırım, parfümüm, rimelim, bir parfümüm daha, rujum, allık fırçam, diş macunum, biber spreyim, oda spreyim, ağız spreyim. Nerede? Ah, pergelim. Ne var Nurlu'ya lazım olursa. Valla bu yabancı olan gene neyse de, öbür hizmetçin çok tembeldir Firat'ım. Anne o hem evin hem iş yerinin hizmetçisi olduğu için kolay değil tabii yani. Valla sen bunlara çok yumuşak davranıyorsun ha. Sen nasıl ağız soysun Firat'ım, olmaz böyle. Ya anne. Ece Hanım, hadi seni bekliyorum ama. Günde yayından keseceğim bak vallahi. Ece Hanım, hadi temizlik beklemek. Fırat! Ece Hanım, siz sonra şey yapın. Tamam. İşte o, dediğim böyle olur Fırat'ım. Aferin sana. Siz çıkın. Ben geliyorum. Fırat! Bey! Bırak otobüsle gitsin o. Allah tepene çıkarıyorum bunları ha. Yarın öbür gün çocuğun olduğu zaman bunlar bakacak öyle mi? Temmal Amine. Ne çocuğu anne? Lafın gelişidir lo. Hayır ya nasıl bir laftır bu, nereden geliyor? Vallahi gelişi güzeldir. Anne bak abim durumu biraz çıtlattı bana. İti on çobak hazırla. Canan efendi sabah sporuna başlamış. Haydi yavrum sen de işine gücüne haydi. Anne. Allah zihin açıklığı versin. Anne. Haydi kurban olduğum yavrum. Haydi annem haydi haydi. Dört. Bu halay spordur abi.
6, 7, 8, 15, 1, 2, 3, 4, 5, tıtıra tıtıra da 6, 7, 8, sol taraf, sol omuz 1, 2, 3, oğlum bunları yok yok, o pitatastir, yogidir, bu halay spordur ulan, 5, 6, 7, 8, ben formumu hep bunlara borçluyum o. Haydi haydi devam. Bir. Nublu, ben bahçeden çıkıp gideceğim. Efendim? Bir saniye daha duramayacağım. Yani katlanamıyorum. Ama Ece Hanım, şey keşke. Harfi yandık oğlum. Ay. Bir. İki. Valla o Fırat'a da yazık oldu ya. Meseleyi öğrenince gözüne far sıkılmış tavşan gibi oldu bari. Fakat gidip onun bir gönlünü alalım ya. Sen adresi aldın değil? Valla üzülüyorum kardeşimdir Fokat. Gitmiş kendisi 20 yıl Amerika'da keyfine bakmış kardeşim. Şimdi keyif benimdir, hiç kimse kusuruma bakmaz. Vallahi doğrudur. Ha. İstediğin kadınla istediğin çocuğu yapmak hakkın var. Ne diyorsun ya? Ne diyor şey? O Bob Marley, no women, no cry. Yani kadın yok, çocuk da. Vallahi ben bunu tweet atıyorum ha. Tabii canım, dur kaba. 2, 3, 4. Bunlar ne? Tavuktur. Ne yapıyorlar burada? Yumurta veriyorlar. Günlük, yersin. Buna da bir horoz lazımdır ha. Tabii ki sana yardımcı olacağız kızım. Bu psikanaliz seansını senin için yapıyoruz. Sağ ol. Seni dinliyoruz Afet kızım. Alkolü bırakalı 2 hafta oldu ve kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzel. Fakat Cano'yu unutamıyorum. Evet, belki onun metresiyim. Ama kendimi kandırılmış, aldatılmış, kullanılıp bir köşeye fırlatılmış bir mendil parçası gibi hissediyorum. Kendi cümlelerini seç Afet bacım, onları kullan. Bırak bu film cümlelerini. Psikanalizin en mühim yanı samimiyet, safiyet, bir de izafiyettir. Samimi olunca içimden ağlamak geliyor ama. Ağla kızım. Örfümüz, adetimiz, töremiz neyi emrediyor? İçindekini dışa vur, o evrene aktar. Sevgi, sadece sevgi. İşte töre bu. Akıt evrene kızım gözyaşını. Akıt. Ne olur yani bir gün kadar bana da gülse. Benim de hakkım var hanım ağa gibi yaşamaya. Yeter, bıktım artık bu hayattan. Söz veriyorum, söz veriyorum. Aşirete bir erkek evlat vereceğim. Cano'yu istiyorum ben. Cano'yu. Cano'yu. Günaydın. Günaydın Müsveddin. Çok uykusuzum. Çay mı kahve mi? Fark etmez. Hep öyle derler ama fark eder. Yani sonuçta birisi Brezilya, ötekisi Rize kökenli bir içecek. Ayrıca birinde kafein, ötekinde tein yoğunluğu söz konusu. Su ver Müsveddin. Bakarım ben. Günaydın. 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 Gram uyku uyuyamadım. Acil bir çay lütfen Müsveddin. Earl Grey mi, breakfast mı? Fark etmez. Hep öyle derler ama aslında fark eder. Kes!
mikrofonunda dolaşır değişmek lazım şimdi. Boş ver, boş ver. Ben sizler anaya söylemem. Her sabah akşam çıkartıyorsun köpeği helaya. Evet. Ya vallahi hala anlamamışım. Nasıl yapıyorlar o oturmaçlı helaya ya? Sen yapıyor musun? Yok. Ben çökerek yapmaya alıştığım için oturmaçlıya yapamıyorum. Bana öğretirsin. Sakin ol, okey? Apartman sakini. Ya. Apartman sakini. İlk görüşte aşka inanıyorsun. No, hayır. İkinci görüşte? Ya görücü usulü aşktır işte. Senin baba tarafın Saint Petersburgluydu yoksa ana taraf? Annem. Ha, şimdi hatırladım. Dostoyevski. 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 Cüneyt! Var Cüneyt! Ha, Sidar Ana, emret. Babanla cana gitmişler. He he, Fırat abinin yazıhanesine gitmişler. Ha, çok şükür. Neredeyse gelirler ha. Kim gelecek? Oy, oy. Ya olmuyor ya. Alışmadık şeyde alafranga durmuyor. Merak etme yenge, Bubulu bize öğretecek. Hey no, hayır. Ha, geldi keçkeler, açık kapıyı. Ay maşallah maşallah. Mismar'ın yarışmasıdır. He kızım burasıdır, gel girin içeri hele. Oy maşallah yavaş. Hızlı hızlı girin bakayım. Oy kurban 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 maşallah. Ceylan gibi kızlar gelmiş ha. He, kapıyı. Oy maşallah. Toplu kız almışsın Sidar anne. Ha, haydi lan. Yardım edecek size, anlaştık. He he. Sabahtan beri ağzımdan kaçacak hiçbir şey duymamışım. Bu çok iyi oldu. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakkabı gidiyor. Buyurun. Buyurun şöyle. Vay, kim var? Gel, gel. Otur, geçme lan. Tamam. Psikiyatri için mi gelmişsiniz yoksa estetik cerrahi için mi? Ne? Neyi? Dosya açmam gerekiyor. Hasta mısınız, çirkin mi? Tabii, yarım. Başka şık yoktu. Başka şık yoksa ağam hasta olsun, ben çirkin. Ne diyorsun Merdan? Affedersin. Ne diyorsun Merdan? Sen çirkin olma diye ben diğer şıkkı üzerime alayım demişim. Evet. Sen lafı başka alınca ben alttan aldım, sen alındın. Beni hiç ciddiye alma ağam, tamamdır. Yani bu anı hiç yaşamamış telakki edelim. Baştan girelim istersen. Bak Merdan, benim gülmem için yapıyorsan bak gülmüyorum. Şaşırmam için yapıyorsan valla şaşırmıyorum. Hiçbiri. Niye yapıyorsun Merdan? Amacın ne? Gaye nedir? Hedefin ne senin oğlum? Bir sus ya. Üzgünüm ağam. Neyse abacığım, ben Fırat'ın kardeşiyim. Sen de müsvedde olmalısın, hey? Sadece iş arkadaşlarım bana müsvedde der. Normalde ne diyorlar? Müsvedde. Ara baban. Onlar da. Herkes. Herkes bana müsvedde diyor. Sevmiyorum bu ismi. Sevmeyeceğim de. Oğlum herkes manyak lan bu İstanbul'da. Oğlum bacım, açılırsın. Kader, ne dersin? Yo, niye? Yo, bak konuşmama, hakkına sahipsin değil mi Merdo? Hakkına sahip çık. Sus ya. Artık göz zorbaları yok diyorsun değil mi Fırat? Yok canım, haftaya gelirsin bandajları da alırız. Sağ ol bebe. Ay kim ağlattı bu müsveddeyi? Vallahi tebrik ederim. Yok bacım valla kendinden ağlamalıdır ha. Biz yapma. Abi. Sürpriz yavrum benim ya. Bak bir gelelim de iş yerini görelim dedik. Ya valla çok güzel ha. Maşallah maşallah. Derin bir nefes alıyoruz ve ona kadar sayıyoruz. En önemlisi öfke kontrolü, tamam. Haftaya görüşürüz. Gözde! Bana bak, yetti ama ha. Dışarı
kavga ediyor. Beni niye koruyorsun? Göze gelmedi ha. Sen işin sen. Ola bu pemberengi kazanır ha. Arr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 
Ay bitti ki biz de bitti. Artık müzayedeye falan da gidemeyeceğiz biz. İngiltere Kraliyet Sarayı'ndan kalma o el yapımı çay fincanlarının püskülleri. Teacup püsküls, teacup püsküls. Ay anne egzajere etme lütfen bu kadar ya. Afrika'da o kadar aç insan. Sen de gittin gördün son safari gezinizde. Lan o turistik bir geziydi. Ay biz nasıl böyle battık Kadim? Kadim. Nasıl zengin kalkması yapıyorsak hop diye, bu da gül diye zengin batması işte. Baba mutlaka bir yolunu bulacağız. Ay şunu çok içiyorsun be bir tur ya. İçime çekmiyorum be kızım. Dudak tiryakisiyim. Ay baba bırakma kendini şöyle ya. Elbet bir çare bulacağız. Yılmak yok. Nasıl yılmayayım be kızım? Çok yoruldum, çok. Baba izin ver bir de ben konuşayım şu karşı şirketlerin temsilcileriyle. Buradaki CEO'larıyla mı? Lütfen benim güzel kızım. Sen bu işe karışma. Baba ne olursun. Bak bugüne kadar bir dediğimi iki etmedin şu hayatta. Bana bir teşekkür şansı ver sana. Belki elimden bir şey gelir ha. Ay Kadimciğim izin ver toplantı yapsın. Ona bir oda ver babası. Peki. Canım, canım. Göbeğime yaslanıyorsun Kadimciğim. Sen de topukla giymişsin ama Vilda. Aa yapma tatlım. Eskiden daha boyluydun sen. Ay yoksa sen çekiyor musun baba? Ay. Kime çekti bu kız Vilda? Ay. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Tamam babacığım. Dertlenme sen. Ben o borcu indireceğim. Yani en kötü yine 25 milyon dolarla karşı karşıya kalacaksın. Orası öyle. Tamam. Konuş bakalım. Canım. Canım, 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 canım. Evet, sayın jüri üyelerimiz Sidar Berikfan, Rukiye Yılmaz ve Hıncal Uluç. Hıncal Uluç? Su zormuyormuş. Hoş geldin Hıncal! Hoş bulduk. Maşallah, maşallah. Evet, sayın jüri. Kızlarımız şimdi gece elbisesiyle geçiyorlar. Fatma aslen Mardinli olup Bağcılar'dan yarışmaya katılmış. Beden ölçüleri 112, 165, 200'dür. Maşallah! Hemen ardından gelen Fadike ise aslen Midyatlı olup Haramidere'den yarışmamıza katılmaktadır. Şimdi de kızlarımız Mayorlu geçiyorlar. Kızlar! Kızlar! Maşallah. Maşallah. Geç. Mayoyla geçiyorlar fakat aralarında yüzme bilen yoktur. Yani şayet suda doğum yapmak istenirse mümkün değildir. Belki şamrel yardımıyla olur. Gerçi ebenin yüzme bilmesi kafi gelebilir ya. Doğum yapan kişi böyle yarı beline kadar girse de olur. Olur olur ya, mesele yoktur. Ey kızıl kurt! Bu sus lan! Utanıyorsun ulan sen kendinden. Medeniyetin doğduğu yerdir Mezopotamya. Işık doğudan yükselir. Sen medeniyeti o kravı zannediyorsun. Acayip acayip şeyler dinliyorsunuz. Ecnebi ecnebi şeyler giyiyorsunuz. Sonra da ahlan Afrika'sına gidiyorsunuz. Kabile göreceğiz diye. Neymiş o? Safari. Gidiyorsunuz oraya, fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz birbirinize. Bak biz ne kadar medeniyiz. İlkel insan bile gördük. Al bak aç.
Sağ ol Merdan. Sağ ol yiğidim. İşte insan, toprak, güneş, hava, hepsi onda. Şu koca şehirde Merdan gibi bir medenisini daha bulamazsın. Estağfurullah. Çünkü iyi kalplidir. Estağfurullah. Çünkü insandır. Estağfurullah. Çünkü kendiyle alay etmesini bilir. Estağfurullah. Çünkü merttir. Estağfurullah. Çünkü kendiyle barışıktır. Yok vallahi değilim. Az evvel kendime küsmüşüm ha. Nasıl laf söyledim sana öyle? Ya Merdan sürekli araya giriyorsun, valla ben coşamıyorum ya. Ya kardeşim, ben yükselip lafı zirvede bırakacağım. Özelse ben çıkayım ha. Haydi çık git. Hey, gidi fon edin ya. Yani demem o ki, sözüm sana genç adam. Ne kendinden, ne anandan, ne de o geldiğin yerden utanma. Doğru söylüyorsun abi ya. Fakat korka. Çünkü anam bu Ece'yi duyarsa, valla ya onu öldürür, ya kendisini öldürür, ya seni öldürür. Yani sonuç en ihtimalle bir ölü, iki diridir, ben sana diyeyim. Aman abi yardım et. Bak onu canlı ele geçirmemiz lazım. Doğru diyorsun. O zaman eski ekibi bir araya getirelim ha ahbap. Vay eski günlerdeki gibi ha. Çak dostum. Dostun kim ulan? Dostum, abinim ulan ben senin. Bana artistlik yapma. Ben vergisini ödeyen bir vatandaşım ahbap. Tamam abi ya gaza geldin birden. Gelme gaza. Beysi kebapçı açmış buraya. Ona gideceğiz akşam. Temiz çöp şiş. Burada konuşuruz. Evet. Kızlarımıza sorduk. En büyük dileğiniz nedir? Dünya barışı. Oo. Peki siz? Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Duydun? Sizi alalım. Dumansız hava sahası diliyorum. Heh. Evet, buyurun. Yeşilsiz bir doğa, insansız bir dünyadır. Doğrudur. Evet. Peki siz? We are the world, we are the children. Hey! Ne diyor bu Ruki? Bilmiyorum. Ama neden bunu yapıyorsunuz? Çok mu zor anlamak? Tüm dünya krizde. Biz babanızla sözleşmeyi devre dışı bırakarak anlaşma yapmıştık. Ama siz ne yaptınız? Sözleşmeyi tekrar devreye soktunuz. Borç artık 35 milyon dolar. Pardon? 25 milyon dolara anlaşmıştık. Ama artık sözleşme devrede. Tabii faizleri de. Faiz hobisi değil mi? Herkesin bir hobisi vardır Lale Hanım. Benim hobim müzik mesela. Altan Bey'inki de faiz hobisi. Moral bozacak bir durum yok bu kadar. Bir hafta içinde 35 milyon dolar bulunabilir. Buyurun beyler. Şaka mı yapıyorsunuz? Kolay gelsin lan. Ama nereden? Nasıl bulacağız? Ne yaptın kızım? Baba sana en kötü borç yine 25 milyon dolar olur demiştim ya. Evet. Borç artık 35 milyon dolar. Bireysel belediyecilik için 8'i, aile mezarlığı için lütfen 9'u tuşlayınız. Her canlı ölümü tadacaktır. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Kadim kalk, yeni operasyon geçirdin. Alo anne, anne ne oldu? Baba? Tamam Fırat, ben de biraz gecikeceğim, Elif'i uğrayacağım. Dertleşmeye ihtiyacım var. Geç gelirim. Tamam, hadi bay bay. Müsvet de yarın ilk hasta kaçta? Yarın hasta yok. Nasıl? Bugünkü seanslar biraz gergin geçince iptaller oldu. Malum, kötü haber çabuk yayılıyor. Kötü haber ne Müsvet de? Kötü haber ne? Ben miyim kötü haber, he? Serç, üçüncü sayfa haberi oldu mu Müsvet'te? Psikiyatristi tarafından böyle 7 parça bölünen sekreter Müsvet'in drama olarak çıkmak ister misin yarın gazetelerde? Ya da sen böyle sabah programında katılırsın kafanda kese kağıdıyla sana yapılan işkenceleri anlatırsın. Evet, Müsvet'te duyulmamış işkencelere maruz kalmış. Zor günler geçirmekte. Büyük bir dramın kurbanı olarak aramızda. Az sonra onun acılarına, gözyaşlarına, dayanılmaz kederine ve ızdıraplarına şahit olacaksınız.
Ama önce Ankaralı Turgut ve hoplayıver çekirge. Haydi bakalım. Pişmanım. Çok pişmanım. Affedin ne olur. İyi, affettim ama şimdilik. Ha bu arada, ya sana öyle bağırdım diye şimdi gidip sekreterler odasını falan ayağa kaldırma, tamam mı? Yani kınıyoruz, mınıyoruz diye. Çünkü sekreterler candır. Sen uyusun Müsvet'te. Yani hep benim üzerime geleceğinize biraz da kendinize gelin ya. Evet, yengem yani birinci kızımız, Miss Mardin'imiz bakalım kim olacak? Hemen saygıdeğer jüriden zarfı istiyorum. Hey! Zarf nedir lo? Al buraya. Evet. Evvela Miss Gercüş'ü öğreniyoruz. Du numara Fadike Sultan. Maşallah, maşallah. Evet. Miss Hasan Keyf. Yek numara Fatma Güneş. Maşallah. Maşallah. Ablama kızım, ablama maşallah. Evet, senin de yerini alıyor. Ve yengemiz. Yani Miss Mardin'imiz. Şeş numara Rojda Yıldız. Maşallah. Ana, gel bakayım annem, gel. Heh. Ha. Yapak melimi. Maşallah. Maşallah. Tacı hani? Ama şimdi taşsız kraliçe de yavşadır. Taklide kaçmayalım yani. Geçen yılki güzelin tacı lazım. Geçen yıl yarışma yapmamışız. Ne yapacağız? O da bende. Maşallah. Allah razı olsun. Hıncı o senden. Efendim, tebrikler. Saatte durmamış ağlaması yav. Onca zaman kahrını çekmişim. Kimseye dene demiş dememişim. Çaloyu çocuk vermek, aşirete evlat vermek benim hakkımdır. Kimseye yedirmem ulan. Sus kızım, dışarıdan biri duyacak, ayıp lan. Afet bacım, biz aşiretin ileri gelenleriz. Şimdi laf olacak ha. Ulan geri gelenler. Onu bunu sakinleştirin. Ya anladık, aşiretin ileri gelenleriz. Baranak ama sen bazen çok ileri gidersin ha. Ya Freud'un psikanaliz metodundan kalsaydık böyle olmazdı. Kız tipik bir elektra kompleksidir. Ne ara geçtik üstünü dökmene? O metot fayda etmeyince bir üstüne geçtik. Ne yapalım? Karı manyak ya. Kolay gelsin popçorum. Eyvallah abi. Burası bizim evin yolu. Buraya mı açmış kebapçıyı arkadaş? Aşk tesadüfleri seve. Çok güzel film abi. Ha. Nasıl? Ya bizim Veysi bir kıza aşık olmuş. Onun peşinden buralara gelmiş. Buraya dükkan açmış. Çok da güzel bir çocuk yapmışlar. Yani senin anlayacağın hem çocuk yapmışlar hem kariyerde. Çok da iyi avcıdır. Bak, 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 bak. La Veysi! Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Oy kurban olayım, bak hiç değişmemiş Merdo, görüyorsun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Hoş gördük toprağım, nasılsın, iyisin? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bak yavrum, bu benim kardeşim Fırat'tır. Küçükken Mardin'den gitmiş, sen onu hiç görmemişsin.
Merhaba, memnun oldum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Arr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 
ihtiyacına ne olmuş? Hiç özden yüklenmek kalmamış, yoktur. Ya benim babam, bu senaryo yazarının arkadaşıdır Cano. İyi. Babam kendisine, ya bizim oğlana da bir şeyler yaz da filmlerde, dizilerde oynasın. Ama bir tek laf etse kafidir demiş. İyi. O da gerçekten bir tek laf yazmış. O da budur, buyurun efendim, hoş geldiniz, ne alırdınız? Ya de haydi sus ya, ya bırak yazarı mazarı, ne takıyorsun kardeşim? Biraz doğaçlama ya. Yok, dokundurtmuyor senaryosuna. Senarist, o artiste bak. Ula getir o sonaryayı, bak ben nasıl dokunuyorum onun yazdığına. De haydi, haydi. Söyle vallahi. He vallahi, he billah. Buyurun efendim, hoş geldiniz, ne alırdınız? Ya tamam de haydi, haydi, çabuk getir, çabuk, haydi, haydi. Yo, de haydi geçelim böyle. Yo, ben nerede böyle lafsız bir garip görsem, hemen bir şey yazasım geliyor ya. Şuraya bak ya, ne hale gelmiş bu çocuk ya. Bak, evlere servis yapılır diyor, telefon numarası yazmıyor. Sanki mektup adresiyle yollayacak. O soğuk gelir ha. Tabii. İştirakınız için teşekkür ederiz, sağ olun. De haydi uğur ben miskercim. Haydi Allah'a emanet, biz Hasaki. Kızlar! Armağanlarınız bir hafta elinizdedir ha, merak etmeyesiniz. Sağ ol hanım ağa. Senin armağanın da firadır, Miss Mardin. Ben de gidiyorum, bay bay. De haydi Nazrovya. Yarın köpeği beraber çıkaracağız. Bana o oturmaçlı helayı öğreteceksin değil mi? Okey cücü, okey. Cücü nedir? Dostlarım beni cücü diye çağırıyor. Hey senin dostuna! De haydi, Fırat gelmedi hazırlık yapacağız ha. Kalkın. He he. De haydi kız sen de. Öbür hizmetçi nereye gitmiştir Sıdar ana? Valla Fırat'ın dükkanına gündelge gitmiş. Haydi. Haydi elinizi çabuk. Hemen geldim. Evet, etler geldi. Ha. Ayran da getirmişim ağam, hem de büyük açmışım ha. Sağ ol benim gözüm. Şu ben sakin çorum, sakin çorum. Ben de tek alayım. Ağamınki. Allah senden razı gelsin canova. Sen benim karakterime laf ekleyince işler hemen açıldı görüyorsun. Tek lafla mümkün de sipariş alamıyordum ya. Hem tek lafla karakter olmuyor ki. Tip oluyor öyle değil. He? De haydi afiyet olsun. Ya tipe bak ya. Hemen geliyor, hemen geliyor. Bakın çok karakterli çocuktur o. De haydi acaya. Abi. Ulan oğlum Merdan'dan hiçbir şey çıkmaz ya, merak etme. Başım gözüm üstüne, sırrım benimle mezara gider. Uy, hissetti ha. Abi, eğer annem Ece'yi duyarsa vallahi öldüm ben ya. Ne olur ikna edin şu kadını evine dönmeye. Lan oğlum, sen ya da ben aşirete bir erkek torun vermediği sürece... yani bizim anamızın memlekete dönme ihtimali... ne bileyim o, Bülent Ersoy'un canlı yayında bayılma ihtimali kadardır. Mümkün değil. Ha, o bayıldı ha. Bak. Yani Allah Allah. Yani o bayılır, anam ayılır. Öyle diye. Ne olacak şimdi? İstanbul sizi bozar. Allah Allah! Biz de tamir ederiz İstanbul'u. Düt. Ha? Ha. Bak, sen beni bozamazsın, ben seni bozar, üstüne tamir ederim de. İstanbul diye de hashtag yok. Yani ya anamı ikna edeceğiz, ya Ece'yi. Büyük resmi gör Fırat. Yardım edeceksin değil mi abi? Ya oğlum sen benim kardeşimsin, canımsın, gözümsün. Tabii ki yardım edeceğim. Fakat sen de benim bir sırrımı saklayacaksın. Sır mı? Anlat abi tabii. Bak dinle. Benden hoşlanan bir kadın var. Büyük aşka düşmüş. Çok büyük. Sevdası onu bittap düşürmüş. Çekiniyor, nazlanıyor, halleniyor. Çok okumuş falan birisi ha. Fakat yani genç, masum, kırılgan, hassas bir yapı. Yani benim doğallığım karşısında çok şaşkın. Beni de biliyorsun. Ben sürprizlerle dolu bir insan. Ve açıkçası ben de ona karşı boş değilim. Yani diyorum ki, acaba ne yapsam da kendisi gelip bana açılsa? Tahmin ettiğim kişi değildir inşallah. Kim ya? Lal diye yazılıyor.
aşk diye okanıyor. Vay, büyük sırrımız Lel yani. Ha. Sırrım benimle mezara gider ha. Tövbe de ulan, gencecik kız. Niye öldürüyorsun hemen? Tövbe, Allah ona uzun ömür versin. Amin. Vallahi titretiyor ya. Nasıl bir ayran bu ya? Babamın bir şeyi yokmuş, bakmış doktor. Ay baba, sinirlerim çok bozuk ya. Evet, yürüyorum eve çünkü arabayı çarptım. Sen iyi misin bubu? Boş ver. Cana gel canım, ala gelsin. Bubu bak, tepemden er. Lütfen sonra konuşalım, tamam mı? Öpçüm. Bay bay. Bay bubucum. Nerede var lan hanım? Buyur bir ayranımızı iç. Ya aşk, tesadüfleri sever. İzlediniz mi? De haydi buyurun Allah aşkına. Ya dokunma bana ya! Bu bana dokundu ama. Abi iyi misin sen? Gelen aramalar, giden aramalar. Nereden, ne yapıyorsun? Ayıp, karıştırma kızın telefonunu ya. Kızın derdi nedir onu öğreneyim diye şey ettim ben. Bakalım bu gece ne acayipliklerle karşılaşacağız. Söyledim, kapatmayın ışıkları, köpek korkuyor diye. Ne oluyor burada? Sen nereden çıktın bu saatte? Keşke. Kim bu biz? Müstakbel yengem. Firat abimi almışız. Herkes olduğu yerde dursun ve sakın bir yere kıpırdamasın. Televizyonunuzun ayarlarıyla da oynamayın çünkü görmekte olduğunuz cızırtılar ve kaymalar yayından değil, benden kaynaklanmak. Derhal bunu terk ediyorsun, bütün bunları unutuyorsun. Bir daha buraya gelmiyorsun güzel kız. Hadi bakalım, hadi. Kız sen ne yaptın? Biraz ondan çocuk yapacağım. Sinan Hanım, biz Fırat'la aynı evde yaşıyoruz. Oh be! He, yatılık alıyorsun biliyoruz. Çok da acıyoruz vallahi sana. Ya öyle değil, aynı ev, aynı oda. Vallahi hiç tahmin etmiyorum, eğer öyle olaydı. Firat demez de Firo derdim. Misal benim kaçak kocam da Abdurrahim'dir. Abdurrahim demiyorum ona hep. Hep Abdo diyorum. Abdo, Abdo değil. He he. Abdo aşağı, Abdo yukarı. Sonra Abdurrahim amca diyoruz. Neden? Çünkü aynı yatakta yatmamışız. İşte sen o yüzden Fırat diyorsun. He. Normali de odur zaten. Değil mi? Şşş. Kısara diyorum. Ya kız! Buraya kilitlemiş bu hanım. Aa, ben gidiyorum ya. Tövbe yarabbi, tövbe tövbe. Kızıma bir first class parası. Çabası. Biz onu comfort class yaparız. Sonra da upgrade ederiz. Abla, abla ne olur abla. Abla, anneme bir havyar parası. Abla, havyarsız ne yani içer o. Allah aşkına bir cinayet parası. Lütfen. Vallahi intihar için istiyorum. Bir mermi parası birader. Lütfen. Lütfen. Lütfen Allah aşkına. Abla. Ah kadıncım. Ah kadıncım. Canım, canım. Ah, ah. Hay Allah. Of. Birden dalmışım. Zengin kalkışı, zengin dalışı işte. Fakat fakirleştikçe daha da ağırlaşacağız kuzularım. Mamittom, sen böyle yaptıkça ben de o kadar üzülüyorum ki. Benim yüzümden daha da beter oldu her şey. Aa, saçmalama lan, yapma bunu kendine. 25 milyon dolar olarak kalsaydı ne olacaktı ki? Yine de imkanı yok ödemenin. Ay. Merdan'cığım,
bütün bu gelen giden aramalar burada değil mi? Araya cevapsız arama kaynamamış. He, tas tamam budur ha. He. Bunları nasıl topladınız bilmediğiniz koskoca şehirde ya? Vallahi helal olsun abi. Sağlığınızı içiyorum beyler. Oğlum bizim imkanlarımız geniştir çok şükür. Hepsinin benim AVM'lerimde ofisleri, iş yerleri var. Değil mi kurbanlar? Yani var tabii oğlum. Yo hep ne diyorduk? Bir gün toplaşıp muhakkak şöyle güzel bir ocak başı yapalım diyorduk değil mi? Yok kısmet bugüneymiş. İşte ocak, işte başı. Evet, sahada da gelelim. Şimdi elimizde ne var? Kadim Hakim Efendi'nin 35 milyon dolarlık bir borcu var. Onun dışında bir adet silah var. Bir adet bıçak var. Güzel bir tüp gaz. Baba, oh ne güzel kokuyor ya. Bir tane ipimiz. Gerçi idam birçok yerde kalkmış ama fakat bende sürüyor işte ne yaparsın. Bir tane de böyle size bacı bacımız var. Hani bazısı suda doğum yapmak istiyor ya. Ben de düşünmüşüm belki suda ölüm yapmak isteyeniniz vardır. Değil mi bak böyle. Abi dur. Ölmeden önce organ bağış yapmak isteyen varsa onları da alalım. Bana ameliyatlarda lazım oluyor. Ha vallahi doğru söylüyor. Organ nakli çok mühim. Merdan'cığım, hemen defol abilerin siparişlerini al, tamam? Ağam olduğu olacak, kurbanlarımızın derilerini de bağışlayalım, sevaptır. Vallahi doğru diyorsun. De haydi durma. Sizin bağış kulaktır. İşitiyor değil? Yeter, yeter! Tamam, kabul edelim lütfen. Ya benim kardeşim, vallahi sen o son ayranı içmeyecektin ha. Veysi, babana rahmet şunu git içeride bir yerde yatır, ben çıkarken alırım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ay senin lafına nolat gelsin. Canu Bey, bizler hepimiz hazırız. Bizi bağışlayın ne olur. Yeni sözleşme neyse getirin, hepsini imzalayalım. Neye hazırsınız? 5 milyon dolara tamamız. Vallahi o demindi ya, 4 milyon. Ama olur mu yani canım? Tabii canım, olmaz. 3 milyon. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Sizin gözler güzel, bağış alalım. 2 milyon. Tamam, tamam. Allah kahretsin tamam. Şu yalnız öyle beddua etmeyelim. Vallahi döner kendini bulur ha. Seni bulur o beddua. Evet canım. Yaz çeklerini, al teminatlarını, topla sofrayı. Afiyet olsun. Tamam. Ya bro! Hadi kalk kalk. Gel evde yatar. Dur lan. Sen de onun evinde gelmiş baş köşeye kurulmuş, bir de senin yatağında yatıyor. Kız, Firat'a söyleyeyim, bunu korusun. Buna biz acımışız, merhamet etmişiz, ev almışız, tepemize çıkmış kahpetmiş. Yavaş kız, yavaş. Konuş Firat, basiden ona. Sen de Cüneyt'e söyle, o mis Mardin'i evine bıraksın. Olmaz bu saatte, kıza yazıktır ya. E-mailini telefonu alana verdiyse alsın, sabah ola hayrana. Çek, çek Rukiye. Çekiyorum sizden ama. Çabuk, kız çabuk. Valla çok ağırdır ha. Çabuk kız, başı daha ağırdır. Çabuk yarabbim ya. Yok, hiç de göstermiyor. Bu kadar ağır. Ay ben bundan ineceğim ha. Ya muhakkak öyledir Rukiye. Muhakkak. Her daim konuş. Hiç iş yapma ancak konuş. İyisin de iyisi kızım, iyisin de iyisi. Borç işi tamam. Artık özgürüm, kuşlar kadar özgürüz. Nasıl? Demin bizim CEO Tahsin aradı. Biri bizim borçları üzerine almış. Tahsin de şirketin belli bir yüzdesini ona verecekmiş. Ama %50 bile değil. Şirket artık bizim ve borç morç yok. Zengin batışı, zengin kalkışı, zengin çıkışı. Seviyorum ben bunu. Altta kalmamak lazım. Tabii çok iyi etmiş Tahsin Bey, çok iyi etmiş. Peki kim kapatmış bizim borcumuzu? Kim? Teşekkürler Tahsin Bey.
Kim olduğunu zannediyor bu ya? Lan ne lan? Ya parlama hemen. Tamam, ne oluyor ya? Nerede? Niye odamı uyanmadım ben? Sen kendini ne zannediyorsun ha? Aklın sıra bizi aşağılayacaksın, bizi ele geçireceksin öyle mi? Her şey kirlendi. Para bile kirlendi ama biz kirlenmeyeceğiz, oyuna da gelmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Paran da senin olsun, anlaşman da. Sen görgüsüz bir ayısın. Dokunmayın çoferi ayağım. Baykuşlarım biz bile ayağım. Dokunmayın çoferi ayağım. Baykuşlarım biz bile ayağım. Bana çeyrek aydır ayaktayım. Ben de değilim bugün. Kendim de değilim bugün. Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Sizi üç hayırla uğurluyoruz. Geldim, gördüm, dönmüyorum. Seni yanacağım İstanbul'da.